Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz inşallah beğenilerinizi de gösterip yüzlerinizi güldürürsünüz sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Beko uzun bir aradan sonra EuroLeague'de galip geldi. Yani bana göre uzun bir aradan sonra ama e, sonuç olarak galip geldi mi? Geldi. 81-76'lık skorla Bayern Münih'i Buradan eli boş gönderdi. Pierre Henry 22 sayı, 8 asist, 4 rebound ve 1 top çalmayla 31 verimlik puan elde edildi. Maçın MVP'si olmuş. Yani ee, ne diyelim çok değişik bir iş, değişik bir e, sonuç. Euroleague'de ilerleyemeyeceğimiz malumdu. Ama sonuç olarak arkadaşlar bazı değişiklikler var. Doktor Gürkan Kubilay bir paylaşımda bulundu. Üç tane güldürü programdan hiç vazgeçmiyorum. Bir güldür güldür, iki çok güzel hareketler bunlar, 3 MHK demiş. Yani üçü de ayrı ayrı komedi gerçekten de eee üçü de öyle ilginç komediler ki ne söylesek boş. Süper Lig'de bu arada 31. hafta sonuçlandı. Başakşehir kazandı. Hatay Hatay Spor Adana Demirspor maçı da beraberlikle sonuçlandı. Bizim açımızdan değişik bir hafta oldu. Biz sade gelelim. Ali Koç'tan çok ilginç sözler geldi arkadaşlar. Çok çok ilginç sözler bugün yansıdı medyaya. Yani Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kıbrıs ziyareti sırasında biliyorsunuz Kıbrıs'taki e, açı şeyde konuşmasında aziz Yıldırım'la ilgili de konuşmalar gerçekleştirmiş. Yani önemli ziyaretlerde bulunulan Ali Koç Kıbrıs'ta Fenerbahçe İş Adamlar İş İnsanları Derneği'nin birinci yıl balosunda öyle bir mesaj gönderdi ki aklınız durur. Yani hemen seçime gidelim diyor. Yani aday olsa yarın seçime giderim diyor. Hemen yarın seçim kararı alırım diyor. Şimdi ben satır başlarını konuşayım. Aziz Yıldırım'ın tek derdi pes etmem diyor. Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Defalarca söylememe rağmen karşıma çık aday ol. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip altımızı oyup. Onların, niyet, onların niyetleri tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler. Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim diyor. Yani Bakın farkında mısınız? Keşke ameliyat olmasaydı. Ameliyat oldu. Çünkü çok söyleyeceğim sözler vardı diyor. Çok söyleyeceğim sözler olmasına rağmen bunları söylüyorsa demek ki herhalde küfür falan edecekti diyorum kendi kendime. Hani arkamızdan iş çevirdiler. Altımızı oydular. Şimdi Nihat Özdemir mesela. Ali Koç ve ekibine göre. Hani Nihat Özdemir Aziz Yıldırım'ın aldığı fetvalarla ve direktiflerle Fenerbahçe'nin yolunu kesti. Engelledim. Şimdi Nihat Özdemir de gitti. Hani derdi peş etmem diyor. 2018'deki sonucu haz etmediler diyor. Yani aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ha şunu söyleyeyim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifalar diliyorum diyor. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam da geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Rest rest. yani çok ilginç. Yani rest, rest meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim diyor. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Ha başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Demek ki Ali Koç da farkında bir şeylerin. Gerçekten bir şeylerin farkında. Ama bu açıklamalar biraz sanki talihsiz oldu gibi. Ya Fenerbahçe gümbür gümbür gidiyor. Sayın Başkan. Bakın şöyle şu anda Süper Lig'in puan durumu önümde. Trabzon 59 60 Alanya 57 atmış. Fener 54 atmış. Yani 54 tane gol atmış. Trabzon'dan sadece 5 gol aşağı atmışsın. Ha arada 15 puanlık fark var. Demek ki Trabzon o 5 golü de tek atmış. Yani 1-0, 1-0, 1-0, 5 tane senden fazla maç kazanmış. Ya, mantık olarak diyorum. Ha yediğin gol sayısı fazla. Şimdi Trabzon 27 yemiş. 27 tane gol yemiş. Şimdi her lafı da artık cımbız diyorum arkadaşlar. Ne söylesem bir tarafından tutuyorlar, sündürüyorlar. Aa Trabzon'a yemiş diyor. Yandan yemiş. Şöyle bir Trabzon 27. Bak Başakşehir 31. Adana Demir 32. Konya 33 diye giderken Fenerbahçe 35'te. Çok basit amiyane bir tabirle. Trabzon 27 gol yemiş. Fenerbahçe 35 değildi. Fenerbahçe 27 gol yemiş olsaydı. Yani 8 gol aşağı yemiş olsaydı illa illaki bir yerlerde bir şeylere denk gelip en kötü 6-7 puan fazlamız olacaktı ya. En kötü 7 puan fazlamız olacaktı. Yani en kötü 7 puan fazlan olsa zaten 63 puan. Rakip 71. Hani ee, malum maçlar var işin içinde. Baktığın zaman Fenerbahçe performansı giderek ivme kazanmış bak giderek ivme kazanmış. Yani Konya bir takılsa Fenerbahçe alıp başına gitse. Mesela 7'de 7 yapsa Fenerbahçe. Fenerbahçe 7'de 7 yapsa mesela. ihtimal var mı? Var. 7'de 7 ile ligi bitirsen ne güzel. Ama şu tartışmalar yani şu tartışmaların şu zamanlaması beni sinir ediyor ya. Açıkçası sinir ediyor. Bak mesela Mesut Özil için Hull City iddiası. Bu açıklama yani bu haberde hiçbir sıkıntı yok. Mesut zaten gidecek Fenerbahçe'den inşallah. Gitmek istemiyor ama gidecek inşallah. Ama işin içine mesela Hull City'yi koyuyorlar. Mesut gidecek şöyle böyle. Bak bunun bir zararı yok Fenerbahçe'ye. Hani Fenerbahçe'yi karıştırmak için bir haber değil. Mesela Ozan Tufan. Dese ki Ozan'la birlikte gidecek. Hiçbir sıkıntı değil. Hani Acun Uluçan'ın takımına gidecek falan filan. Hiçbir sıkıntı değil. Ama şu zamanla beni sinir etti ya. 2024'e kadar şeyi vardı falan. Mesut'la araları çok iyi acunu diye. Bakalım asıl olan Fenerbahçe mi değil mi? Yani asıl olan Fenerbahçe mi değil mi? Bakalım. Bakalım gerçekten Aslı olan Fenerbahçe mi değil mi arkadaşlar? Hep birlikte görelim. Çünkü çok rahat insanlar konuşabiliyorlar. İşte Aslı olan Fenerbahçe, Aslı olan Fenerbahçe. Hadi görelim Aslı olanı Aslı olanı görelim arkadaş. Ben dediğim gibi yanlış bir zamanlama, talihsiz bir açıklama. Sonuç bu. Şimdi Beyin Sports'tan yayın için zamlı teklif 2.6 milyar TL. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bitmiş ihaleye, yani bitmiş pişmiş aşa su katılmaz. Sadece Türkiye hariç. Burası Türkiye. Burada artık yani rezaletlere alışmış durumdayız. Ne derseniz deyin. Bu bir rezalet. İhale bitmiş. Birisi çekilmiş. Ben sözleşme yapmayacağım diyor ama aynı kurum, kuruluş şimdi ihaleye tekrardan fiyat sunuyor. Beyin Sports'un Sportoto Süper Lig'in yayın hakları için 2.6 milyar lira teklif ettiği öne sürüldü. Gözler Riva'da olacak diyor. Önce TFF yönetim kurulu toplanacak. Ee, geçtiğimiz haftada birçok isim şey yapmıştı. İşte istifalar bugün de sürdü. Geçen haftada istifa vardı. Beyin rakamı yükseltti diyor. Kulüpler Birliği toplantı yapacak ardından. Aylardır beklenen yayın ihalesi sonuçlanacak gibi. Kulüplerin istediği para sezon başına 3 milyar TL. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben orada ısrarlı bir şekilde söyledim. Bu haberleri yaparken hep söyledim. Ortada bir 2.6 geçiyor. Sezonluk mu? 3 sezonluk mu? Bunun tahlilini çıkarın diye. Çok şükür. Kulüpler net bir karara vardı. Sezonluk bu kadar istiyoruz diye. Olması gereken bu. Şimdi bakın amiyane bir tabirle hesaplayalım. Türkiye'de 1 milyon tane var mıdır? Beyin Spor abonesi vardır. 1 milyondan fazla vardır. Düz mantık. Bak düz mantık. 150 TL diyelim aylık. 3 milyon da takipçisi olsun. Ya abonesi olsun. Çarpınca 450 milyon TL yapıyor aylık. Bunu da 12 ile çarp. 5 milyar 400 milyon yapıyor. Sadece üyelerden alınan para 5 milyar 400 milyon yapıyor. Bunu ben, bunu ben ee, kaç kata olsun reklam geliri? %30 kadar olsun. 1.3. %30 35'e kadar olsun. Bu ücret üyenin ücretim. 7 milyar 290 milyon TL yapıyor. Bakın 7 milyar 290 milyon TL yapıyor. Düz mantık 7 milyar diyelim. Yani BN Sports'un bir yılda kazandığı para 7 milyar lira. 7 milyar TL en az. En az arkadaşlar reklam sektöründe olanlar beni çok iyi anlarlar ya da televizyon sektöründen anlayanlar bir dakikalık ya şey o 10 saniyelik reklamlar bile kaç milyon TL'dir televizyonda. Sizin haberiniz yok. Bilmeyenlerin haberi yok. Bilenler beni çok iyi anlıyorlar. Hocam az bile söyledin diyorlar. Bak bilenler. E baktığın zaman arkadaşlar 3 milyar lirasını verse ne olacak? Yani kazanacağı gelir biraz düşmüş olacak. Bakın 2 milyarın altında bir teklif verdi. Şimdi 2.6 milyara yükselttiği söylenildi. Kulüplere de prim önerisi diyor. Şampiyonluk prim meselesi. Ya bir sezon için şampiyonluk primlerini almayın. Anadolu kulüplerinin durumu çok kötü. Gelirlerinin %80'i yayın parası. Anadolu kulüplerine bu parayı dağıtalım. Sizin kaybınız %20 olur falan filan demiş. Ben başka bir öneride bulunayım. Ben çok başka bir öneride bulunayım. Yani çok çok başka bir öneride bulunayım. 3 milyar lirayı nasıl dağıtın biliyor musunuz? Nasıl dağıtın? Hangi kulübün taraftarı ne kadar dekoder alıyorsa ona göre dağıtın sahipsiz dekoder diye bir sistem yapın. Mesela kulüp Nere? Mesela Fenerbahçe taraftarı kaç? 3 milyonun atıyorum. 1,5 milyonu Fenerbahçe taraftarı. %50'sini Fenerbahçe'ye verin gelirin. 1,5 milyon lirayı Fenerbahçe'ye verin. Bırakın rekabet etsinler. Bırakın taraftarlar rekabet etsin. Bak siz bu işi bu, bu tarafa getirirseniz felaket bir para kaldırırsınız. Ya da şöyle söyleyeyim. Yüzde 30'u her şekilde bölünecek. Yüzde 30'u her takıma bölünecek ya da yüzde kırkı her takıma bölecek kalan yüzde altmışı dekoder şeyine göre sayısına göre misal Fenerbahçe tarafları %50'sini aldı işte kalan yüzde altmışın yüzde Fenerbahçe'nin yani yüzde otuz Fenerbahçe direkt pay alacak 900 milyon lira direkt dekoder parası alacak adalet olan da bu aslında bırakın rekabet etsinler ama benim burada ayar olduğum nokta şu ihale olmuş bitmiş ve şimdi tekrar ihaleye sunuyor. Bakın Ali Koç'un yaptığı yanlış. Şu an şu seçim olayı yanlış. Bu arada Aziz Yıldırım ben başkanlığı adaylığım, adayım demeyecek. Federasyon başkanlığına adaylığı yok. Bilginiz olsun. Yani bu seçim falan filan olayları çok su götürür olaylar. Geçiniz bu olayların Karışık yani ortalık. Ha şu anda mesela dikkat edin. Ben size başka bir olay söyleyeyim. Süper Lig'de küme düşme olayı. Bakın Altay, Göztepe, Rize, Yeni Malatya, saldılar Çayıra Mevlam Kayıra hiç fark etmiyor musunuz? Kayseri'nin son 5 maçta 5 mağlubiyeti var. Fark etmiyor musunuz? Ya fark eden tek ben miyim? Fark eden tek ben miyim arkadaşlar? Ortada ciddi bir sıkıntı var. Ligden düşmenin kaldırılması falan filan gündemde. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. 23 takım olur. Hatta F TFF'den işte alt ligden bir takım daha çıkartalım 24. İkişerli ikişerli grup olsun falan filan bu bizi yorar. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Benden uyarması ama böyle bir şey düşünülüyor. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.